Biliyorsan gelsen oyna arkadaşım. Allah Allah. Ya kaleyi oynaman gerek. Yoksa mat olacaksın. Pardon başkomiserim. Ya ben belki fili oynamak istiyorum. Başka planlarım var yani. Olamaz mı? Allah Allah. Sen kaleyi oynamazsan 3 hamle sonra komiserim atı oynayacak ve şahmat. Başkomiserim hadi biz devam edelim, buyurun. Satranç oynamayı sever misin? Kim sevmez ki? Herkes 45-25. 45-25 dinlemede. Polisler satranç oynamayı sever. Satranç meraklısı suçlular da vardır elbette. En ünlülerinden biri annesini öldüren Claude Bloodwood'dur. Gerek satranç öğrettiği mahkumlarla, gerekse mektuplaşarak binlerce kez satranç oynayan Claude, turnuvalar düzenlemiş, ülke genelinde tanınmış, bu konuda kitap bile yazmıştır. Bir diğeri, satrancı Rusya'nın en büyük doğal parkı, hatta ormanı denebilecek Moskova yakınlarındaki Bitsa Parkı'nda bir yandan vodka içen, bir yandan yaşlılarla satranç oynayan dedesinden öğrenen Alexander Pichushkin'dir. Onun hedefi 64 kişiyi öldürmekti. Tam da satranç tahtasındaki kareler kadar. 12 yılda çoğu Bitsa Parkı'nda, çoğu satranç oynamaya ikna ettiği yaşlı ve sarhoş 53 kişiyi başlarının arkasına çekiç vurarak öldürdü. 2007'de hakim karşısına çıktığında 11 faili meçhul cinayetin de kendisine yazılarak 64'ün tamamlanmasını rica etti. Rusya'nın ünlü Serbski Psikiyatri Enstitüsü akli dengesinin yerinde olduğuna karar verdi. Halen tek kişilik hücrede. İş dünyasının romanlara taş çıkartır casusluklarından biri, pul, etiket, çocuk bezi gibi kendi kendine yapışan malzemeler için yapıştırıcı üreten iki firma, Amerikan Avery Dennison ile Tayvanlı Four Pillars arasında yaşanmıştır. Victor Lee, Avery'de çalışan Tayvan doğumlu bir kimya mühendisiydi. Üniversitedeki hocasının aklını çelmesi üzerine şirketinin stratejik bilgilerini 8 yıl boyunca Tayvan'daki rakip şirkete aktardı. Hatta Avery'nin laboratuvarlarında onlar için deneyler yaptı, araştırma geliştirme faaliyetlerinde bile bulundu. Lee bilgi hırsızlığına karşılık toplam 150 bin dolar kazandı. Avery, Asya piyasasının neredeyse tamamını Four Pillars'a kaptırdı ve milyon dolarlar kaybetti. Avery Four Pillars davası 1996'da yürürlüğe giren Amerikan Ekonomik Casusluk Yasası'nın uygulandığı ilk dava olarak tarihe geçti. Gece bir de Vegas'a gel, saat 2'de kızla tanış, 3'te evlen denir. Gerçekten hiçbir yerde Las Vegas'taki kadar kolay ve çabuk evlenilmez. Günde ortalama 315 çiftin evlendiği Las Vegas'ta dünya evine girerseniz evliliğinizi konsolosluk aracılığıyla Türkiye'de de teşhir ettirmeyi unutmayın. Las Vegas'ta boşanma da intihar da Amerika ortalamalarının üzerinde. Kent, cinayet, gasp, ırza geçme suçları açısından da pek güvenli sayılmaz. Dizilere konu olan Las Vegas Polis Kriminal Laboratuvarı 3 milyonu turist olmak üzere yaklaşık 5,5 milyon kişiye hizmet veriyor. 2001'deki hatalı bir DNA analizi yüzünden masum birinin 4 yıl hapis yatmasına yol açan laboratuvar neredeyse 10 yıldır zedelenen itibarını düzeltmeye çalışıyor ve FBI tarafından sıklıkla denetleniyor. Kelebek güve gibi Lepidoptera sınıfındaki canlıları yakalayan, toplayan ve üzerlerinde araştırma yapan entomologlara lepidopterist denir. Yeri gelmişken 46 yıldır bu alanda çalışan 500'e yakın yeni tür bulup adlandıran Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ahmet Ömer Koçak'la eşi yardımcı doçent Muhabbet Kemal'i anmadan geçmeyelim. Kelebek bilimciler bu güzel canlıların bilimsel amaçların dışında koleksiyon ve ticari amaçlı toplanmalarına kesinlikle karşı çıkar. Ama kelebek koleksiyoncusu deyince kanıt izleyicisinin aklına büyük bir olasılıkla Kuzuların Sessizliği filmindeki katil gelir. James Camp öldürdüğü kurbanların ağzına Acherontia atropos yani ölü başlı kelebek pupası bırakmaktaydı. Türe bu adın verilmesinin nedeni bakıldığında üzerinde gerçekten iskelet kafası görülmesindendir. Bu karakter toplam kurban sayısı 100'ü aşan 6 gerçek seri katilin bir bileşkesidir. Bunlar Brudos, Gain,
Bundy, Heidnik, Kemper ve Ridgway'dir. Olmaz demeyin. Polisin topladığı delillerin çalındığı da olur. Birkaç yıl önce Bulgaristan'da Emniyet Genel Müdürlüğü binasına giren hırsızlar suç dosyalarıyla delilleri çalarak kaçmayı başarmış. Bizde de 2012 Ekim'inde Diyarbakır Adliyesi emanetinden yüklü miktarda uyuşturucu çalınmıştı. New York polisi bundan en çok yakınanların başında geliyor. Örneğin geçtiğimiz Ağustos'ta 35 kişisini tutukladıkları bir çeteden ele geçirdikleri hırsızlık malı 60 bisikletle 7 motosiklet Eylül'de emniyetin otoparkından çalındı. Farklı eyaletlerdeki polis emanetlerinden uyuşturucu ya da taşınabilir bilgisayar ve cep telefonu çalınmasına ise sıklıkla rastlanıyor. Delili çalan teşkilatın bir çalışanı da olabilir. Uzun yıllar önce incelenmek üzere laboratuvara getirilen uyuşturucuyu tepesine serpip eve götüren, saçlarını silkeleyip toplayan ve satan bir elemanımız yüzünden başım çok ağrımıştı. Bay Marco nasıl öldü? Gerçekten kalp krizi geçirdi, dengesini kaybedip yüksekten mi düştü? Yoksa onu birisi aşağı mı itti? Bu senaryolara başka olasılıkları da eklemek mümkün. Otopsi yapılmadan defnedildiği için şimdi mezardan çıkartılması gerekiyor. Peki Yücel kimi ateş etti? Onu kim vurdu? Soygunda kullanılan silahı kim ele geçirdi? Vesaire vesaire. Onlarca sorunun yanıtlanabilmesi için biraz sabretmek gerekecek. Gelelim bu bölümde karşımıza çıkan iki kafadara, Tolga ile Korkut'a. Onlarınki gibi suç ortaklıklarına sık rastlanır. Basit market soygunlarının çok ötesine giderek iki örnek vereyim. İtalyan Wolfgang Abel ve Marco Furlan'ın eşcinselleri, seks işçileri ve uyuşturucu bağımlılarını dünyadan temizlemek gibi kendilerince tanrısal bir motifi vardı. Kiminin kafasına çivi çaktılar, kimini diri diri yaktılar. Zengin aile çocuğu, zeki, çalışkan ve çok başarılı iki hukuk fakültesi öğrencisi Leopold ve Lö önce küçük hırsızlıklarla işe başladılar. Ardından 7 ay boyunca kusursuz cinayetin planını yaptılar ve 14 yaşındaki bir çocuğu öldürdüler. Dedektif Hugh Patrick Bryan cesedin yanı başında bir gözlük buldu. Gözlüğün sapları gövdeye özel bir menteşeyle bağlıydı. 1924'te Chicago'da böyle bir gözlük satın almış sadece 3 kişi vardı ve biri Leopold'tu. Her ikisi ömür boyu hapse mahkum edildiler. Leopold 30 yaşında cezaevinde jiletlenerek öldürüldü. Leopold 33 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle çıktı, Puerto Rico'ya yerleşti, 66'sında bir kalp krizi sonucu öldü. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur. (Gülüyor)